Evet arkadaşlar, AYT fizik testi 6.sı ile beraberiz. Birinci sorudan itibaren başlayalım arkadaşlar. Birinci soruda ne diyor? Bir tane çubuk mıknatısımız var ve belirli bir sarıma yaklaştırılmaktadır arkadaşlar. Lenz kanununa göre dirençten geçen akımın yönünü ne belirleyecektir diye sorulmakta arkadaşlar. Onunla ilgili ne biliyoruz? Hemen okuyalım. Sarım sayısı mıknatısın kutup şiddeti, mıknatısın hızı ve solenoidin yarıçapı EMK'yı arttıracaktır arkadaşlar. Çap artışı manyetik akıyı arttıracağından EMK da artacaktır. Devredeki direnç değişimi EMK'yı değiştirmeyecektir. Tekrar sorumuza gelelim. Mıknatısın makaraya bakan kutbun adı, direncin değeri, makara sarımlarının dolanma yönü, niceliklerinin hangilerini belirleyecektir diyor akımın yönünü. Dolayısıyla mıknatısın makaraya bakan kutbun yönü adı değiştirecektir. Direncin değeri değiştirmeyecektir arkadaşlar. Çünkü direncin değiminden bağımsızız. Makara sarımlarının dolanma yönü de dirençten geçen akımın yönünü değiştirecektir. Lenz kanunu uyarınca arkadaşlar cevabımız nedir? 1 ve 3'tür. D şıkkı diyorum ve bir sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iplerdeki gerilmelerin 500 Newton olduğu söyleniyor. Soruyu okumuyorum. Siz zaten soruyu okudunuz. Öyle kabul ediyorum. Ağırlığımız 300 Newton'muş. Hemen ipteki yatay bileşenleri bir bulalım mı? TK eşittir 500 çarpı cos 37 diyorum. Cos 37'nin değerini bu arada verilen soruda düzelttim. Artı TY diyorum tabii ki. Ve TK'dakini 500 olduğunu bildiğim için cos 37'yi de 0,8 olduğunu bildiğimden burası 400 çıkacak. TY'yi buradan 100 olarak buluruz arkadaşlar. Yani TY 100 olarak bulundu. Ya bu ya bu ya da bu. A, B, C şıklarından bir tanesi. Şimdi yukarı doğru olan yani Y doğrultusundaki artı Y eksi Y'yi yazalım arkadaşlar. TX'in yanına yani buradaki yukarı doğru olan bileşenin yanına neyi ilave etmem lazım? N ipindeki dikey bileşeni ilave etmem lazım. Artı TL çarpı sin 37. Aşağıya doğru ne var? 300 Newton'luk bir ağırlığım var. Sonuçta TL'yi ne olarak biliyorum? İpteki gerilmeyi de 500 olduğunu bildiğim için TX'i de buraya yazalım. Sin 37'nin değeri de 0,6'dır. O halde burası da 300 olduğuna göre burası da 300'dür sonuçta çarpımı. Burası da 300'dür. Burada bir de ne var? TX ilavesi var. Demek ki TX buradan ne çıkacak arkadaşlar? Sıfır. Yani dinamometre herhangi bir değeri göstermeyecektir. O halde C şıkkı doğru şıktır diyorum. Ve diğer soruya geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir momentum sorusu. İki tane kütle ayrı ayrı birbirlerine doğru geliyorlar ama aslında bunlar ilk başta bir bütünler ve şu şekilde duruyorlar. Bir patlamayla ikiye ayrılıyorlar. M1 ve M2 diye. Sonuçta M1 duvara doğru, M2 de duvara doğru gittikten sonra yansıyor ve bu noktaya geliyor. Bunlar tabii ki şöyle iki parçaya ayrıldıktan sonra bunların gittiği mesafeleri ilk önce bulacağız arkadaşlar. M1 ve M2 diye ayrı ayrı yazalım. M1 ne kadarlık bir mesafe kat etti arkadaşlar? 1, 2, 3 ve geri geldi. Sonuçta 4 arkadaşlar. 4x kadar yol aldı. M2 ne kadarlık yol aldı arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5 birimlik kadar yol aldı. Ona da 5x diyelim. Ve bu ne kadarlık zamanda meydana geldi? Başlangıçta T zamanında buradaylardı, duruyorlardı ve burada 2T zamanında, yani 2T zamanına kadar ne kadarlık bir zaman harcadılar? T kadar zaman harcadılar. Dolayısıyla bunların hızlarını bulabiliriz. V1, buna da V2 diyelim. Bunları bir oranlayalım arkadaşlar. Sonuçta ben X bölü T'ye eğer V dersem, bu 4V hızında, bu da 5V hızında olacak. Ve başlangıçta bunların hareketsiz olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla M1 artı M2 çarpı 0, M1 çarpı 4V diyorum. Ötekisi ters yönlü olduğu için ne demek durumundayım? M2 çarpı 5V demek durumundayım. Tabii ki eşitliğin sol tarafı 0 olduğu için burada ne çıkacak? M1, 4, M1, V'ler de tabii ki birbirini götürecek. Burada da sonuçta 5 M2 kalacak. Yani M1 bölü M2'ye buradan arkadaşlar 5 bölü 4 sonucuna ulaşacağız. Cevabımız A seçeneği diyorum. Diğer sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar, 3 tane şekil var.
1 yazıyorum buraya. 2 ve 3 olarak yazacağım. Şimdi ilkini ne kadarlık çekmiş arkadaşlar? İpimizi x kadar çekmiş. Sonuçta burası ne kadar yükselecektir? X bölü 2 kadar yükselecektir. Yani x bölü 2 de 20 santim yükselecek diyebiliriz. Dolayısıyla buradan x eşittir 40 diyebiliriz. İkinci örnekte de ipten ne kadarlık çekilmiş arkadaşlar? 2x çekilmiş. Burası ne kadar yükselecek? X kadar, x bölü x kadar yükselecek. Burası da sonuçta gene x bölü 2 kadar yükselecek arkadaşlar. Yani gene x bölü 2 de eşittir 20 diyoruz. Yani gene x eşittir 40 diyoruz. Peki ikinci için tekrar edelim arkadaşlar. Bu durumda şekil 3'te düzenek hazırlandıktan sonra buradan x kadar çekilmiş. Sonuçta burası x bölü 2 kadar yükselecek. Burası x bölü 4 kadar yükselecek. Sonuçta buradaki yükümüz de x bölü 8 kadar yükselecek arkadaşlar. Evet, o zaman x bölü 8 ne olacak? Yani 40 bölü 8 eşittir 5 santimetreye karşılık gelecek. Cevabımız A seçeneğidir diyorum. Evet arkadaşlar, hidrojen atomu var. Bazı enerji seviyeleri verilmiş. Temel olarak 1, 2, 3, 4 olarak yazalım arkadaşlar. Aynı zamanda N eşittir 5 olarak yazalım. Bu geçiş olabilir arkadaşlar. Bu geçiş de olabilir. Bu geçiş de mümkün. Ve bu geçiş de mümkün. Evet. Momentum değişikliğini yazarken NS yani son yörünge eksi ilk yörünge çarpı H bar olarak yazabiliyoruz. Tabii ki bununla ilgili olarak yazarsak arkadaşlar tek tek nereden nereye geçebilir? Yani 5'ten 1'e gelebilir. Sonuçta 4 çarpı H bölü 2 pi yani bu H bölü 2 H bölü pi şeklinde olabilir. Yani bu olabilir. Peki 3 H bölü 2 olabilir mi? 4'ten 1'e olabilir arkadaşlar. Yani 4 eksi 1 çarpı H bar dediğimiz zaman 3 çarpı H bölü 2 pi diyorum. Düzeltiyorum sonuçta. O da olabilir. Peki H bölü 2 pi olabilir mi? H bölü 2 pi şöyle yazabiliriz. Yani 2'den 1'e olursa 2 eksi 1 çarpı H bölü 2 pi dediğimizde o halde direkt H bölü 2 pi cevabını bulmuş olduk. O da olabilir. Peki H bölü pi olabilir mi? H bölü pi de nereden nereye alabiliriz? Mesela 3'ten 1'e alabiliriz. Buradan da 3'ten de 1'e aldığımızda onu da yapalım. 3 eksi 1 çarpı H bölü 2 pi dediğimizde 2 bölü 2 H bölü 2 pi. Sonuçta bunlar da birbirini götürdü. H bölü pi o cevabı da bulmuş durumdayız. O halde olamayacak momentum değişikliği sadece 5 H bölü 2 pi'dir arkadaşlar. Cevabımız E seçeneğidir. Evet, 6. soru elektrik alanla ilgili bir soru arkadaşlar. Yükleri buraya yazdım ve yük miktarları aynı. L'ninki diğerlerinden farklı. Evet arkadaşlar, ilk önce en büyüğü sorduğuna göre K ile L'ye bakalım. K ile L ne yapacaktır? Buraya artı bir elektrik yükü olduğunu düşünürsek burada bir E meydana getirecektir. L de burada kendisine doğru bir E meydana getirecektir. Arada 90 derece olduğu için arkadaşlar sonuç olarak bu da E getirdiği için buraya E'yi taşıdığımızda o halde burası sonuçta E kök 2 değerine ulaşacaktır. Peki LN'ye bakalım arkadaşlar. LN ne yapacaktır? L de burada kendisine doğru, tabii ki N de kendisine doğru olduğu için dolayısıyla KL ile LN bir kere aynı büyüklüktelerdir. Onları direkt eleyebiliriz. Peki KN'ye bakalım arkadaşlar. KN de bir tanesi ileriye doğru, diğeri de öteki tarafa doğru olduğu için bir kere bunlar birbirine götürdüğü için dolayısıyla bunun da zaten bileşkesi sıfır olacaktır. MN'ye baktığımız zaman o da KL ve LN gibidir. MN'ye hemen bakalım. MN, M'yi bu noktada bu şekilde ele alıyoruz. N'yi de bu şekilde ileriye doğru ele aldığımızda gene aralarında 90 derece vardır. İlk yaptığımızda KL ile LN ile aynı
değere sahip olacaktır. O da E kök 2 kadar bir değerde bir elektrik alan büyüklüğü meydana getirecektir. Bileşkesi O olacaktır. Dolayısıyla MN de cevabımız değildir. Yani cevabımız burada LM olacaktır. Onu da şöyle yapabiliriz. Şimdi L bu tarafa doğru E oluştururken aynı zamanda M de öteki tarafa aynı büyüklükte oluşturacaktır. Dolayısıyla bu ikisinin oluşturacağı 2E şiddetindedir arkadaşlar. Maksimumu L ile M'de bulabiliriz. Cevabımız B seçeneğidir diyoruz. Evet, 7. soru bir bilgi sorusu arkadaşlar. Bir metne dayanmamız tabii ki gerekiyor. Görüntüleme teknolojilerinden MR ile ilgili bir soru. Yargılarının hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar kısa bir bilgi verelim. MR'larla ilgili radyo dalgaları kullanarak vücuttaki su molekülleri içerisinde bulunan hidrojen atomlarının, protonlarının manyetik alan etkisiyle titreştirilerek uyarılması esasına dayanıyor. Protonun manyetik spin olması buna imkan vermektedir arkadaşlar. Manyetik cihazların yapısında yüksek manyetik alan elde etmek için de süper iletkenler kullanılmaktadır. Dolayısıyla yargılarımızı tek tek bakalım. X ışınları ile görüntüleme yapar diyor. Yanlış arkadaşlar. Güçlü manyetik alan etkisiyle protonun titreştirilmesi dedik. Evet. Ve radyo dalgaları dedik. Yumuşak dokuların incelenmesi için idealdir dedik. Yani doğru cevabımız arkadaşlar C şıkkı, Ceyhan şıkkı 7 ile bitirdikten sonra 8'e geçebiliriz arkadaşlar. Evet, 8. soru arkadaşlar. 3 tane telimiz var ve bileşkeyi sormakta arkadaşlar. İlk önce Bx için yapalım. Onun için yaparken K2i bölü D'den ne olarak biliyoruz bunu? Buna B demiş arkadaşlar. Bu hangi yönlü? Tabii ki artı yönlü ve ne tarafa doğru? Baş parmağımızı akım yönüne koyarsak, yani baş parmağımızın yönü bu şekilde olursa, o halde sayfanın ne tarafına doğru? İçine doğru olacak. Şimdi BY'yi bulalım. Onu bulurken de K çarpı 2, i yerine ne yazacağız arkadaşlar? 2 yazacağız bölü D. Bu da ne oldu? 2B oldu. Bu da tabii ki ne tarafa doğru? Bu eksi tabii ki arkadaşlar. Bu artıydı, bu eksi. Bu da sonuçta sayfanın dışına doğru olacak. Ve bunların ikisi de B eksi olarak değerlendireceğiz. Yani sayfanın dışına doğru. Şimdi BZ'yi bulalım. Bunu bulurken K çarpı 2Pi çarpı I bölü D diyorum. D yerine R yazıyoruz tabii ki hepsinde. Bu Pi eğer 3 olarak alınırsa K 6I bölü D olacak. Bu da arkadaşlar 3 B etmektedir. Bunun yönü de sonuçta ne tarafa doğrudur? Sayfanın içine doğrudur. Ve de bu artı yönlüdür. Yani o halde bunun ikisinin toplamını artı 3 B ile eksi B'yi düşündüğümüz zaman o halde artı 2 B sonucuna ulaşmış olacağız arkadaşlar. Burada da sonuçta gene baş parmağımızı bu yönde eğer tutarsak ve avuç içimizi diğer parmaklarımızı merkeze doğru getirirsek de ne yönü göstermiş olacağız? İçeri doğru yönü göstermiş olacağız arkadaşlar. Cevabımız 8'in B şıkkıdır diyorum ve diğer soruya geçiyorum. Evet, 9. soru arkadaşlar. Bir hareket sorusu. Burada arkadaşlar tek tek incelemişler. K ve M cisimle şekildeki bir hareket ettiklerine göre diyor. Ve diğer bilgileri, yargıları soruyorlar. M cisminin yere çarpma hızı B'dir diyor. Arkadaşlar L cismini ele alalım. L cismi buradan itibaren serbest düşme neticesinde V hızına ulaşacaktır. Dolayısıyla M daha yüksek bir noktadan geldiği için V'den daha hızlı bir hızla, daha büyük bir hızla yere çarpacaktır. Sonuçta yanlıştır. K cismin uçuş süresi M'ninkinden büyüktür diyor. Evet doğrudur. K cismi diyelim ki burada olduğunu düşünelim. Buraya geldikten sonra eğer burada olsaydı M ile aynı zamanda yere çarpabilirlerdi. Ama bir öncesi var tabii ki. Dolayısıyla K'nın uçuş süresi M'ninkinden tabii ki büyüktür. K'nın ve M'nin yere çarpma hızları eşittir diyor. K buraya geldikten sonra arkadaşlar serbest düşme yapacak ve yere çarpacaktır. M de serbest düşme yaptıktan sonra yere çarpacaktır. Sonuçta aynı yükseklikteki iki cisim de aynı hızla yere çarparlar. Ve 2 ve 3 doğrudur. Yanıtımız Denizli D şıkkıdır arkadaşlar. Evet 10. sorudayız arkadaşlar. Açıların eşit olmadığı özellikle tabii ki belirtilmiş burada. Ve kale çubuğu ipler yardımıyla dengedeymiş. Yargıları hangileri doğrudur diye sorulmakta.
Açıların eşit olmadığını bildiğimiz için rahatlıkla diyebiliriz ki çubuk türdeş değil. Evet, doğrudur. Peki, şimdi dikey bileşenlere baktığımız zaman, diyelim ki buna TK diyelim. Bunu bulmak istediğimiz zaman T çarpı sin alfa diyoruz. Yani dolayısıyla bir ifadeyi sin alfa ile çarpmak demek, T'den küçük bir ifade haline getirmek demek. Yani TK küçüktür T diyebiliriz. Aynı zamanda buradaki ipe de TL küçüktür T diyebiliriz. Sonuçta TK ve TL, yani dikey bileşenlerinin her ikisi de çubuğun neyine eşit olması lazım? Aşağıya uyguladığı ağırlığa eşit olması lazım. Çubuğun ağırlığı 2T midir? Çubuğun ağırlığı dolayısıyla 2T değildir arkadaşlar. Yani yanlıştır. Çünkü TK ve TL ikisi de T'den küçüktür. Peki çubuğun ağırlık merkezi K ucuna daha mı yakındır? Evet, K ucuna daha yakın olacaktır. Çünkü TK nedir arkadaşlar? Daha büyük bir değerdir TL'den. TL'den daha büyük bir değer olduğu için ağırlık merkezi bu tarafa doğru kayması gerekecektir. O da doğrudur. Yani sonuç olarak doğru cevabımız D seçeneğidir diyoruz. Ve bir sonraki soruya geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iş güç enerji ile ilgili bir soru. Bulunduğu yerdeki potansiyel arkadaşlar MGH'tır. Burada sürtünmeye dönmüştür buradaki enerji. Sonuçta W ne olarak söyleyebiliriz arkadaşlar? F sürtünme çarpı X olduğunu söyleyebiliriz. O halde hemen yazalım. MGH eşittir bir kere W diyeceğiz. Evet, buradaki mesafelerin de eşit olduğunu söylüyor ve KL yolu üzerinde sürtünmenin de eşit değiştirilmeden olduğu söyleniyor. Bu çok önemli. Çünkü açı arttığı zaman ne olacaktı? Sürtünme azalacaktır ama bunu soruyla garanti altına almış. Sürtünme değiştirilmeden diyor. Evet, sonuçta buradan arkadaşlar E ile atılmaktadır ve aynı zamanda K noktasında da V hızına sahiptir. Yani kinetik enerji eşittir 1 bölü 2 mv kare diyebiliriz. Yani 1 bölü 2 mv kareyi tepedeki potansiyel enerjiye eşit diyebiliriz. MGH'a. Bu bir kenarda dursun arkadaşlar. Şimdi buradaki enerjisine E dedik. Sonuç olarak L noktasına çıkacak. L noktasına çıkabilmesi için gerekli olan enerjiyi bilmemiz lazım. O halde bir kere bu yüksekliğe çıkabilmesi için buradaki yükseklik de H olacağı için, burası da H olduğundan ve açılar eşit olduğunda ve kenarlar da birbirine eşit olduğundan sonuçta burası da H olacaktır. L noktasına bir kere geldiğinde MGH olacak ve aynı zamanda da W, yani ısıya dönüşecek bir enerjiye sahip olması lazım P noktasında. O halde P noktası için enerjiyi yazarsak E eşittir L noktasında MGH'e sahip olacak, artı da bir de W ısı olarak harcayacak E enerjisini. Peki W'yu da biz ne olarak biliyoruz arkadaşlar? Onu da MGH olarak biliyoruz. Yani bir MGH daha var. Sonuçta E eşittir 2 MGH oldu. Peki arkadaşlar, biz MGH'ı ne olarak biliyoruz? 1 bölü 2 mv kare olarak biliyoruz aşağıda. Peki 2 MGH'lık bir enerjiye enerji ne olabilmesi lazım? 1 bölü 2 mvp'nin karesi diyebiliriz. Onu kinetik enerji formülüyle ifade edebiliriz değil mi? MGH'lar birbirini götürdü. 1 bölü 2'ler m'ler sadeleşti. Vp'nin karesi eşittir 2v kare. Buradan Vp eşittir kök 2V çıktı arkadaşlar. Cevabımız B, bolu şıkkıdır diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 12. soru fiziğin teknolojideki uygulamalarından. Okuyalım. Çinko normal sıcaklıklar dışında elektrik akımını iletirken direnç gösterir diyor. Durumlarından hangileri gerçekleştirildiğinde süper iletken haline gelmektedir diyor. Arkadaşlar, teknolojideki uygulamalarla ilgili kısa bir bilgi verelim. Dış manyetik alan şiddeti artarsa süper iletkenlik azalır. Süper iletkenler diamanyetiktir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Normalde iyi iletken olan elementler soğutulduklarında süper iletken hale gelmez diyor. Parçacık hızlandırıcılarda, MR cihazlarında ve maglev trenlerinde kullanılır. Süper iletkenlik sayesinde direnç azaldığı için enerji tasarrufu sağlanır. Süper güçlü mıknatıslar oluşmaktadır. Süper iletkenlik Cooper çifti
denilen elektron çiftinin davranışına dayanmaktadır. Evet, sonuçta arkadaşlar 12. sorunun yargıları tek tek tekrar okuyalım. Belirli değerdeki kritik sıcaklığa gelmesi diyor. Evet, belirli bir kritik sıcaklığa kadar mutlaka soğutulması gerekmektedir. Sıcaklığın düşürülmesi gerekmektedir arkadaşlar. Belirli değerdeki kritik bir manyetik alanda alanı uzaklaştırması gerekmektedir arkadaşlar. Evet, o da doğrudur. Çinkonun iki protonu birleşerek Cooper çifti oluşturması diyor. Hayır, Cooper çifti elektron çiftinin davranışına dayanmaktadır. O yanlıştır. Sonuç olarak 1 ve 2'dir. Doğru cevabımız C şıkkıdır diyorum ve diğer soruya geçebiliriz. Evet, 13. soru radyoaktivite ile ilgili bir soru arkadaşlar. Çekirdeği kararsız olan atomlar doğal ya da yapay radyoaktivite gerçekleştirerek çekirdeğini kararlı hale getirir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapay radyoaktivitedir? Hemen okuyalım. Şöyle bir metin var radyoaktivite ile ilgili. Bir element çekirdeği bir nötronla birleştirdiğinde o elementin ağır bir izotopu meydana gelmektedir. Nötron var olan enerjisiyle çekirdeğin enerjisini gama ışınması yapmasına sebep olacak şekilde arttıracaktır arkadaşlar. Biz bu yapay radyoaktiviteye kararlı hale gelmesine nötron yakalaması diyoruz arkadaşlar. Cevabımız C şıkkıdır. 14. ve son sorumuz arkadaşlar. Yarı çapları farklı iletken iki tane küremiz var. İç içe geçmişler. Aynı merkezli şekilde yerleştirilmiş. Ve yükleri zıt işaretliler arkadaşlar. Eksi Q, bir tanesine de artı Q dedim. Buna göre içteki kürenin içi olan K bölgesi, kürelerin arasındaki L bölgesi ve dıştaki kürenin dış bölgesi M bölgesinden hangilerinde elektrik alan ve elektriksel potansiyel enerji sıfırdı diyor. Arkadaşlar bir kere EP'yi bulurken ne yapıyoruz? İkisini de topluyoruz arkadaşlar. Eksi Q bölü. Diyelim ki dışarıdaki bir noktayı dikkate alırken o noktaya olan uzaklığını yazmak durumundayız. Diyelim ki bu nokta şöyle olsun arkadaşlar. M noktası 3R olsun. Ötekisini de yazarken arkadaşlar ona da artı Q diyorum sonuçta. Oraya da 3R diyorum. Yani sonuç olarak bu toplam tabii ki sıfır oldu. Yani M bölgesi bizim için doğru cevaptır. Peki aynı şekilde E'yi elektrik alanı bulurken tabii ki bu skaler bir büyüklüktür. Yazalım buraya skaler bir büyüklüktür. Ötekisini de şöyle yazacağız. E X olarak yazalım. X olarak yazarken eksi Q bölü 3R diyorum tabii ki. E'yi yazarken arkadaşlar tabii ki gene merkez olarak kabul ediyoruz. Merkezden o noktaya olan uzaklık olarak kabul ettiğimizde bir tanesinin yükü eksi olduğu için kendisine doğru, diğeri de o noktadan ileriye doğru ve eşit büyüklükteler. Bir tanesi x'e ben E dersem, E vektörü ve bunların büyüklükleri de eşit olacaktır arkadaşlar. Ötekisi de elektrik alanını oluşturacaktır. Ama bir tanesi içeri doğru, bir tanesi dışarı doğru olduğu için bunların ikisinin toplamı da yine M noktasında sıfır olacaktır. Yani dışarıdaki M noktası her iki içinde hem elektriksel potansiyelinin hem de elektrik alanının sıfır olması sonucunu doğuracaktır. Yani cevabımız C seçeneğidir diyorum arkadaşlar. Ve aynı zamanda testimizin de tabii ki sonuna geldim. Bunu da geçmeden, iletmeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, bizde kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.